Teşekkür, Teşekkür ederiz. Burundaki bandajın bugün yaşananlarla ilgisi yok. Geçtiğimiz günde izlediniz. Pazar günü geçirdiğimiz planlı küçük bir operasyondan sonra üç günlüğüne burnumuzda böyle bir bandaj var. Ee, sayın basın mensupları Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyaretinin ardından yurda döndü. Katar ziyareti sırasında ve Türkiye'ye dönerken uçaktaki bazı beyanlarıyla ilgili sizlerin soruları var. Bizim de bunlara cevaplarımız var. Onun için basın toplantısı düzenlemiş durumdayız. Normalde bütçe sırasında rutin basın toplantısı düzenlemiyoruz biliyorsunuz. Eko Adalet ve Kalkınma Partisi ekonomide gemiyi kıyıya oturttukça, gemiyi kayaya oturttukça, kayalara vurdukça çareyi körfez ülkelerine gitmekte ya da körfez ülkelerinden birilerini burada ağırlamakta buluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Birleşik Arap Emirlikleri'nin emiri gelmişti ve burada alkışlar arasında bakanların biri oturdu, biri kalktı ve anlaşma imzalandı. Servis edilen bilgi şu. Düştüğümüz ekonomik dar boğazdan Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığımız anlaşmaların sağlayacağı 10 milyar dolar bizi kurtaracak. Elimdeki gazete altı farklı tarihte ki bu gazete Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adına manşet atan, bazen yerine iftira atan, yerine hakaret eden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin resmi yayın organı hüviyetinde bir gazete. Bu gazeteden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne en çok da oy veren seçmenler bu gazeteyi de onların daha çok okuduğu düşünülürse... Bu gazeteden şunu öğrendiler. Birleşik Arap Emirlikleri için 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin finansörü 3 milyar dolar vermiş darbe girişimine ve Gazete'nin manşetleri genelde şerefsiz bunlar. Darbenin gizli planları ortaya saçıldı. Her taşın altından o devlet çıkıyor gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni eleştiren ve Türkiye'ye FETÖ darbesinin finansörü bunlardır diyen bir gazete bu. Bunu AK Partili vekiller her toplantıda tekrarladılar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ne bu manşetlere ne bu ifadelere bir itiraz bir düzeltme olmadığı gibi partiyi temsil yeteneğindeki pek çok kişi Birleşik Arap Emirlikleri bazen doğrudan söyledi bazen de ima, ima yoluyla beyan etti. Şimdi ekonomideki sıkışıklıktan sonra görünen o ki Birleşik Arap Emirlikleri Adalet ve Kalkınma Partisini ve onun genel başkanını kendi deyimleriyle dolarla terbiye etmiş. Biz dolarla terbiye olmayız diyenler dolarla terbiye olmuşlar. Biz utanıyoruz. Biz eğer devletin kurumları, Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Birleşik Arap Emirlikleri'nin darbe finansörü olduğunu biliyorsa ki haberler hep bu kaynaklara dayandırılmıştı. Sadece 10 milyar dolar o da gelmiş bir para değil, geleceği vaat edilen bir para için bu geri vitesi kabul etmek mümkün değil. O zaman sorarlar. Bu emir darbenin finansörü 10 milyar dolarla geliyorsa bu işin tarifesi emir için 10 milyarsa darbenin başındaki Amerika'daki planlayıcıları için kaçtır? Fethullah Gülen'in bizzati kendisinin gelip de kırmızı alılarla, turkuaz alılarla karşılanması için tarife kaçtır? Bunu her mecrada sorduk. Bir kez daha soruyoruz. Ve Katar ziyareti de Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden bağımsız değil. Zaten öncesi var, sonrası var. Benzer İlk ilişki Katar'la kurulmuştu. Dünyada kimse Türkiye'ye dolar vermezken, swap açmazken Katar veriyordu. Ama biz de Katar'a en kıymetli varlıklarımızdan bir tanesini tank palet fabrikasını neredeyse bila bedel veriyorduk. Bu kadar kıymetli ve stratejik bir kurum Katar'a verildi. Önce Türkiye'de bir yandaşa verildi. Sonra o yandaşın kendi ifadesi ve talebiyle zengin ortaklar bulundu ve sonra da Katar'la beraber bu işin peşine düşüldü. Şimdi geldiğimiz noktada bu sefer sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nde önce haberleri duyulmuştu Aselsan ve Havelsan için. Yanlış duymadınız. Aselsan ve Havelsan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir kısmı ya da tamamı verilebilir, satılabilir diye ve o imzalardan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin personelinin Türkiye'de Aselsan'da ve Avelsan'da temaslar, görüşmeler, incelemeler yaptığı söylendi. Ben şu ana kadar bir yalanlama, bir düzeltme duymadım. Varsa bütçe görüşmelerinde ilgili bakanlar çıksın bunu söylesin. Yani Katar'ın da Birleşik Arap Emirlikleri'nin de kullandığı ifadeler Türkiye'de kendileri için fırsatlar ülkesi olduğu yönünde düşünün ki Türkiye'de darbeye finansör olmuş birileri havalsan ve asaysan gibi alabildiğine stratejik alabildiğine önemli alabildiğine milli güvenlik açısından kritik kurumlarda parayı masaya basıyorlar ve gidip incelemeye başlıyorlar. Oralarda önümüzdeki dönemlerde öğreneceğimiz işbirlikleri, hisse devirleri ve el değiştirmeler. Bu hale düştüğümüze inanamıyoruz. Bu hale düşmekten utanç duyuyoruz. Bu hale düşmek o milli duruş milli duruş diyenlerin Türkiye'yi bu hale düşürerek milli onurumuzu, ulusal onurumuzu nasıl zedelediklerini ve kötü ekonomi yönetiminin artık Türkiye için nasıl gerçek bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini de görmek lazım. Milli Güvenlik Kurulu değişmekte olan, gitmekte olan bir iktidarın deli saçması ekonomi politikalarını arkalayacağına yalan yanlış ekonomik adımların Türkiye'nin bu stratejik kurumlarının elden çıkması, başkalarının eline geçmesi, kötü ellere geçmesine sebebiyet verdiğini tespit etmesi lazım. Ama tabii ki Milli Güvenlik Kurulu'ndan da o kurulun bileşenlerinden de böyle şeyler duymak yerine gitmekte olan bir iktidarın deli saçması politikalarını arkalayan bir paragrafı okumak mecburiyetinde kaldık. Şimdi sen ben Kavala kararını tanımam deyince Almanya'dan Fransa'dan yatırımcı gelmiyor tabi. Dünyanın gelişmiş demokrasilerinden yatırımcı gelmiyor. Katar'la ve Arap emirlikleriyle el ele diz dize göz göze kalıyorsun orta yerde. Seçim bölgem, memleketim Manisa'ya Volkswagen geliyordu. Asya ve Avrupa'da en çok zaten firmanın en çok satılan modelini sadece Manisa'da üreteceklerdi. Sadece Manisa'da üreteceklerdi. Önce 5.000 sonra 10.000 istihdam inanılmaz bir yan sanayi. Dünyanın her yerinde iyi bir sendikası var. Manisa'daki işçiye her yönüyle katkı sağlayacak. Bölgeye hareket getirecekti. Bu kuru inat ey Merkellerden, Kavala'yı bırakmamlardan, Deniz Yücel'i salmamlardan bu noktalara kadar geldik. Gittiler, o yatırımı başka bir ülkede yaptılar. Şimdi eldeki Volkswagen'i kaçırmaktan, gelecek olan Volkswagen'i kaçırmaktan eldeki Aselsan'la Havelsan'ı Birleşik Arap Emirliklerine kaptırma noktasına geldik artık. Rezaletin bini bir paradır ve şimdi rezaletin bir başka boyutu. Yalanlamadı bugün uçakta. Keşke yalanlasaydı. Yok öyle bir şey deseydi. Şurada şu bölge ama bahse konu anlaşma için beşinci bölge. Kıbrıs Rum kesimiyle Katar anlaşmış. Petrol çıkaracaklar. Petrol arama işini Katar'lı şirkete vermiş Kıbrıs Rum kesimi. Bu alan bizim Libya ile yaptığımız, meclisten de hızla ve oy birliğiyle geçirdiğimiz, partimizin desteğiyle geçirdiğimiz münhasır ekonomik bölgenin sınırlarını da ihlal ediyor. Bakın, siz Katar'a tank paleti veriyorsunuz. Katar Katar yanınızda Konvoy konvoy iş adamlarıyla, bakanlarla katar katar Katar'a taşınıyorsunuz. Ve Katar sizinle burada bu pazarlıkları yaparken, dolarla da sizi terbiye ederken arkadan Kıbrıs rum kesimiyle petrol arama anlaşması yapıyor. Bu soruluyor Recep Tayyip Erdoğan'a. Katar'a bu sıkıntıyı ilettik. Ya bu nasıl ilişki? Bu nasıl kendi deyiminizle stratejik ortaklık? Fahrettin Altın Bey yazmış İngilizce sabah. Okuduk okuduk şaşırdık. Kardeşlik düzeyine geçiyormuşuz Katar'la. Bu nasıl kardeşlik? Bizim münasır ekonomik bölge anlaşmamız tam da burada Kıbrıs Rum kesiminin bizim hakkımız olan yerlerde bizim hakkımıza tecavüzünü engellemek için değil miydi? Nasıl oluyor da Katar'la anlaşıyorlar? Sen de Katar'a dün alkış çırpıyorsun avuçlarının için kazarana kadar anlaşma imzalıyorsun kabul edilebilecek bir iş değildir. Rezaletin dip noktasındayız. Ayrıca AK Partilerin deyimiyle beyefendi uçakta bu stokçuların diyor. Ekonomik durum kötü. Stokçular suçlu. Her şeyde yani iyi yapılan işleri AK Parti yapıyor. Berbat olan her şeyde bir başkası suçlu. Ama dış güçler suçlu, ama CHP zihniyeti suçlu, ama bürokratlar suçlu, ama vatandaşın kendi suçlu. Şimdi de stokçuluk varmış memlekette. Ciddi manada üzerine gideceğiz. Ellerindekine el koyacağız. Cezayı işlem yapacağız diyor. Tepkiyi başka bir yere yönlendirmek için. Bir kere sonra da devam etmiş. Diyor ki Stokçuluk bizim dinimizde haramdır. Stokçuluk yapanın tepesindeyiz. Ya stokçuluk haramsa en az harama bulaşan dünyanın hani dış güçler dış güçler dediğin dünyanın en kuvvetli ekonomileri. Stokçuluk hiç yok. Haramdan korktuklarından. Tamamına yakını Hristiyan bizim dinimizdeki haramdan korkuyor. Yahu bir ülkede stokçuluk varsa kötü yönetim var demektir. Ekonomi kötü yönetiliyor demektir. Fiyat istikrarı yok demektir. Eğer stokçuluk, fırsatçılık varsa orada bugün alsakla nasılsa fiyatlar fırlayacak. Pahalıya satarım var demektir. Ya da mal piyasada az, ederinden fazlaya satarım demektir. Malı piyasada az yapan da, malın fiyatını yarına fahiş yapan da kötü ekonomi yönetimidir. Bir ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı 20 yıldır ülkeyi yönetecek. O ülkede 20 yıl sonra stokçuluk baş gösterecek. O da çıkacak stokçuya hedef gösterecek. Hedef sensin. Suçlu sensin. Sorumlu sensin. 2 Ekim 2018 Stokçular tarafımızdan belirlenirse kimse kusurumuza bakmasın falan diye tehdit ediyor. 5 Kasım 2020 üreticiyi de tüketiciyi mağdur eden bu stokçuların canını okuyacağız, göz yumayız. Yani dört yıldır stokçular var, hedef gösteriyor ama hiçbir şey yapmamış bugün bir daha söylüyor. Bir ülkede stokçuluk, stokçuluğun olduğunun tespiti o ülkenin kötü yönetildiğinin tescilidir. Bu tescil bugün uçakta Erdoğan tarafından yapılmıştır. 20 yılın sonunda ben beceremedim diyor. Memlekette stokçuluk oldu diyor. Beceremediysen bırakacaksın gideceksin. Sandığı getireceksin. Derhal seçim, erken seçim. Ondan sonra vatandaşın yüzünü güldüren sonuçlar. Başka türlü olmaz. 20 yılın sonunda memleketi getirdiğiniz nokta bu. 1970'lerde Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık diye Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra yaşanan yokluk, onunla dalga geçen küstahlar şimdi Türkiye'yi aynı yokla. O zamanki kuyruklar, onunla dalga geçen ülkeyi şimdi yöneten küstahlar, şimdi aynı kuyruklar. O zaman stokçu görüntüleri, işte sana yağlarının basıldığı görüntüler, margarin yağlarının saklandığı, basıldığı görüntüler, Türk filmleri. Geldik aynı noktaya. O zaman yedi cihanı karşımıza alıp Kıbrıs'ı kurtarmıştık. Şimdi neyi kurtardığınızda bu ambargo ile karşı karşıyayız? Ambargo mu var bizim bilmediğimiz? Kötü yönetimden başka hiçbir şey yok maalesef. Ve Erdoğan'ın <laughs> TÜİK'le ilgili beyanlarını vallahi gençlere Z kuşağına şikayet edip bırakıp kaçmak istiyorum buralardan. Ya bunlara cevap vermek ne zor arkadaş ya. Yani böyle bu kadar espri yeteneğinden yoksun. Hani böyle gençler arasında birisi böyle bir espri anlamazsa amma kalın kafalısın derler ya. Hakikaten biz şimdi erken seçim derhal seçim diye mitingimizi Mersin'de yapıyoruz. Miting biz doldururuz diye kendi dolduramadığı meydanı veremiyor haset. Kıskanç. Bize verdi daha küçük bir alan. Alan mitingden iki saat önce başladı. Bir saat kala doldu taştı. Görüntüler sosyal medyada. Binlerce milyonlarca paylaşıldı tweet hesap, Twitter hesaplarımızda. Tepeden görüntü var. Meydan duyamayacağı kadar uzakta. Arkasına daha üç katı kadar uzamış. Köprüleri meprüleri aşıyor izdahım. Mersin Mersin olalı böyle miting görmedi derken efendim Siirt'ten bizim mitingle kalabalık yarıştıracak. Yok efendim Siirt kalabalıkta bilmem ne ne yapsın genel başkan? Bir gün önce de TÜİ'ye gitmiş kapıda sokmamışlar rakamlarına güvenmedikleri için. Kemal Bey gelirse hesap sorarsa veremeyiz. Hesap kitap yanlış çarpıttık rakamları demişler. Enflasyon 50 iken 21 gösteriyoruz. Nasıl izah edeceğiz demişler. Yine yanlış rakam bizim işte yüz binden fazla olduğu söylenen mitinge oradan biri der yirmi bin biri der elli bin bilmem ne AK Parti'den. Siirt'ten yarış yapacak diye yalan yanlış rakam uydurunca genel başkan da kimden aldın rakamları TÜİK'ten biliyor. Bu da dönmüş efendim TÜİK o rakama bakmazmış TÜİK o sayıyı saymazmış. Kardeşim işin içindeki TÜİK'e göndermeyi rakam çarptırma işinden TÜİK uzmandır esprisini anlamadıysan sana daha ne konuşalım ya? Bu sayıları diyor TÜİK saymaz diyor. İçişleri Bakanlığımız sayar diyor. Ya ülkede böyle bir cumhurbaşkanı olunca hani muhatabı onu takip etmek cevap vermek zorunda olan bizlere de böyle deliye postaki saydırır gibi postaki saydırıyor ya. Olacak şey değil. Hakikaten bazen bu tip şeyleri okuyunca Bırakıp gidesi geliyor insanı ya. Kim cevaplıyorsa cevaplasın bunu. Hani ben bu soruyla niye muhatap oluyorum? Ben bu adamla niye uğraşıyorum? Bu adam bu kadar mı anlayışsız veya milleti böyle çarptırarak seçmenini bu kadar mı saf yerine koyar? Tabii daha ciddi şeyler de söylemiş. Çok ciddi sonuçlar doğurmuş ve doğuracak şeyler de söylemiş. Diyor ki Avrupa insan hakları... Mahkemesinin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımadığını ifade etmiş. Şimdi bu Recep Tayyip Erdoğan'ın kendini inkarıdır. Kendisini inkarıdır. Niye? Sen kimsin? Cumhurbaşkanıyım. Neye göre? E anayasaya göre. Ben anayasaya göre aday oldum, seçildim. Anayasanın ilgili maddesine göre and içtim, cumhurbaşkanı oldum. Yetkim buradan. Peki bu anayasa uluslararası anlaşmaların kanunların üstünde olduğunu söylüyorsa bu anayasa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine atıf yapıyorsa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını Türkiye bu anayasaya göre kabul ettiğini beyan ediyorsa bu kararı tanımayan kendisini tanımaz. Anayasanın Benle ilgili maddelerine. Eyvallah. Senle ilgili maddelerini ben tanımıyorum. Böyle bir şey yok. Bugün Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyorum demek, kendisinin anayasal meşruiyetini tanımadığını söylemektir. Biz kendisinin o hal şartlarında değişmiş bir anayasayla, o hal şartlarında yapılmış bir seçimde öncesinde, sırasında, sonrasındaki dünya kadar eşitsizlik haksızlık ve usulsüzlükle seçildiği için anayasanın meli ama meşru olmadığını, kendinin de görevde ama gayrı meşru olduğunu söylüyoruz. Ama kendisi daha ileri bir şey söylüyor. Yetki ve ödev aldığı anayasayı inkar ediyor. O zaman kendini inkar ediyor. Ve bunun ekonomik sonuçları oluyor. Bunların yaptırımları oluyor ve Olası sonuçların tamamı hepimizin canını yakıyor. Tayyip Erdoğan bunu söyledi diye böyle davranıyor diye kurartıyor. Tayyip Erdoğan hukuk tanımazlık yapıyor diye Türkiye'ye yatırım gelmiyor. Şu an dünyada sıcak para akacak yer arıyor. Hiç hak etmedikleri mecralara gidiyor bizim yüzümüzden. Bize gelebilecekken Tayyip Erdoğan yüzünden bambaşka mecralara akıyor. Yatırım alamıyoruz, para alamıyoruz. Türkiye'den dışarıya AK Partili, AK Parti'ye yakın, onun döneminde zenginleşmiş iş adamları da yurt dışına kaynak transferi yapıyorlar. Yangın yeri gibi millet memleketten kaçıyor. Kimse gelmiyor. Tek sebebi hukuk tanımazlık. Tek sebebi ben bildim olduculuk. Tek sebebi kötü yönetim ve bundan dönülmediği takdirde bu ülkede nasıl ilk Cumhurbaşkanı olduğunda o zaman partili değil istifa etmişti. 2 lira 40 kuruştu dolar. Huzur vermedi. Her işe karıştı. Her işe karıştı. Partili cumhurbaşkanlığına gelene kadar buçuk lira oldu. Verin yetkiyi kardeşinize indireceğim dedi. Jöleli danışmanı Yiğit Bulut. O zaman başbakanlık danışmanıydı. Şimdi cumhurbaşkanlığı danışmanı. Bir dolar bir lira olacak dedi. Bu sistemde mümkün dedi. Bir dolar on dört lira oldu. Daha geçen sene 6 lirayı çok buluyorduk 14 lira oldu dolar. Her şey iki kat pahalandı. Pahalanacak. Ortasındayız daha korku filminin. Ve böyle devam ederse 20 de olur, 25 de olur. Kendimiz için değil ama hangi siyasi görüşten olursa olsun bu ülkedeki tüm yoksullar için, tüm dar gelirliler için, askeri ücretteki artışa umut bağlamış bekleyenler için söylüyoruz. Asgari ücrete yapacaksınız, kaşıkla vereceksiniz ama bu ifadeler şimdiden kepçeyle alıyor götürüyor. Askeri ücretli, emekli iğneyle kuyu kazıyor. Emekçi iğneyle kuyu kazıyor. Sen bu laflarla kürekle kapatıyorsun. Yazıktır. Yapmayın. Bu ülkeye acıyın. Nasılsa gidiyoruz. Arkamızda enkazın kralını yangının yanmamış hiçbir tarafını memleketin bırakmayalım diyorsanız önüne gelene vatan haini diyenlere de millet bir sıfat yakıştıracak inşallah. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa Bir kere Cumhurbaşkanı helalleşmek üzerinden bir beklentisi varsa o helalleşeceklerimizden değil hesaplaşacaklarımızdan. Kendisi damadı bu ülkeyi getirdiğinden dolayı atadığı sonra Yüce Divan'dan kurtardığı dört bakan başta olmak üzere. Sonra Yüce Divan'ı hak ettiği halde göndermediği Ruhsar Pekcan başta olmak üzere. Suç işleri Bakanı başta olmak üzere hesaplaşacaklarımızdandır kendileri. Öyle helalleşme üzerinden böyle japon balığı gibi dolaşmasın. İkincisi ya neyi anlamıyormuş da hangi hareketmiş de neyi üstüne almış ben gerçekten anlamıyorum. O gün Genel Başkanımız konuşurken cümlesi dolarla borçlanarak euroyla borçlanarak vatandaşın sırtına yükü bindirdiniz dedi. Dediği sırada iki elimiz var. Yanında Tayyip Bey vardı da onun sırtına mı vuraydı? Sırtına bindirdin diye. Kavuşmayacağı kendi elini mi sırtına koyaydı? Vatandaşın sırtına bindirdiniz dedi. Bunu içeriye biz gittik. İlk önce AK Partililer oradan bir ikisi vay bize hareket yaptı, hareket çekti, hareket çekti. Gidelim içeri gittik. Bir kere bir konuşma, bir hareket, lafzıyla bir bütün. Vatandaşın sırtına yükü bindirdiniz. Hepimizin diyor hatta. Hepimizin sırtına. Demek ki hareket AK Parti'ye değil. Oynatalım Uğur'cum. Açtık varı oynattık da oynattık. Oynat. İzledikçe ben de diyorum ki dikkatli dinleyin. Hani kaç kere dedim bilmiyorum. 20 kere 30 kere. Sırtına bindirmiş diyor. Elini sırtını. İzledikçe baktılar. İlk başta bir ön yargıyla gelip dışarıdan ekranlar büyütüldü, bakıldı, edildi. Herkes gördü ki genel başkan vatandaşın sırtına yüklediniz diyor. Elinin de sırtına vuruyor. Buna içeride herkes yoksa ceza teklif ediyordum Mahir al önce. Ne diyordu? İş düzün 160. maddesinin 3. fıkrasına göre cezayı isteyecek. İçeriden çıktık baktık. Görüntüyü gördüler. Çıkalım bunu izah edelim. Çıktık izah ettik. AK Parti durumu dinledi. Grubu dinledi. İlk lafa girerken bir iki omurtu cümle bitince var mı itiraz? Ya bir de yapılmamış bir hareketi yapılmış saysan da onu üstüne alsan bunun sana ne faydası var? Yani yapılmamış bir hareketi yapılmış sayıp onu üstüne alıp burada mağduriyet oluşturacaksan köyde kahvede gülerler adama ya. Vay hareket çekti emin olun ki bana yaptı. Adam diyor ki zamları aldınız bu yükü de hepimizin sırtına vurdunuz. İzah ediyoruz grubu ikna alıyor. İzah ediyoruz arkadaşları görüyor. İddia ediyorum. Açsınlar A Haber'in çok güzel bir şeyi var. Üç dakika falan sürüyor. Ben de yani A Haber'in bana hakaret etmeden övgüler dolu yayını bir darbe gecesi. Çok övdüler beni Allah razı olsun. Darbe gecesi diyorlardı. Özgür Özel'e çok kötülük ettik ama şimdi onu övme zamanıdır. Demokrasiye sahip çıkan tutumunun karşısında alkış haber bir de bu sırtına vurdu da üç buçuk dakika Melik Bey herhalde anlatıyor övüyorlar da övüyorlar ama bir yandan da oynatıyorlar izleyen de diyor hakikaten de sırtına vurmuş bunun üzerinden şimdi Erdoğan köpürsene köpürmesene hiç tavsiye etmem orada düşündüğü gibi bir hareket yok hiç de üstüne almasın ne kendilerine ne gruplarına yapılmış bir harekettir. Böyle bir şey icat edip de sahiplenmenin benim sevmenin hiç faydalı bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Biraz böyle aklı başında hani Rize'de Mize'de böyle kendisinden korkmayan doğru fikir verebilecek falan bir çocukluk arkadaşı falan kaldıysa bir arasın sorsun ya bizimkiler böyle diyor ama sen ne diyorsun bu hususta diye. Ben öyle okumadım. Ben dikkatli okudum. Öyle okumadım. Riskli bir adaylık istemeyiz diyor. Biz de istemeyiz. Ya o ben o yarıma iştirak etmiyorum. Ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani şimdi çok dikkatli hepimiz okuduk. O açıklama şu. Biz diyor seçimi riske etmek istemeyiz diyor. Biz de istemeyiz. Bu konuda Koray Aydın'la aynı düşünüyoruz. Millet İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki eğer aday olabilecekse, yani anketler böyle giderse kendisi yerine başka bir kaybeden bulacağını düşünüyorum. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine başka bir kaybedenden gireceğini. Ama eğer kendisi girerse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, onun karşısında seçimi kesin kazanacak bir aday olacaktır. Millet İttifakı'nın adayı kesin kazanacak bir aday olacaktır. Ee, bu kadar kritik Cumhuriyet'in 100. yılında yapılması gününde yapılırsa öngörülen bizim en az bir yıl önce yapılmasını beklediğimiz vatandaşın talebini de dillendirdiğimiz bu seçimlerde alınacak bir riski ben de görmüyorum. Başka soru yoksa aa, bir de bir şey daha var bir şey daha var onu da söyleyeyim. Onu unuttum başta söyleyecektim de basın toplantısının gerekçesini açıklarken unutuldu. Bugün aa, Uyanıkça ustaca demeyeyim ama uyanıkça yazılmış bir senaryonun genel kurul ayağını izliyoruz. İzlemeye de devam edeceğiz. İşin senaristi ve başrol oyuncusu aynı kişi. Tek kişilik dev kadro. Çünkü kendisini sahiplenecek bir ekip bulmak zor. Bu kadar ayıbı, bu kadar yanlışı, bu kadar suçu. Suç İşleri Bakanı burada ve komisyonda oturur oturmaz şöyle yapmıştı. Ne bakıyorsunuz? Bana kaç göz yaptın. Ona laf buna laf kavga. Ve bütün gün komisyonda sürekli kavgayı provok etmişti. Bugün geldi Cumhuriyet Halk Partisi grubundan milletvekilimiz Erkan Aydın konuşurken tutanaklardan kendi ifadesini okuyor. Bakın ne dediyse aynısını okuyor. O sırada kendisine ağza alınmayacak hakaret etti. Tutanakta var. Ham tutanakta da vardı. Kontrol edilmiş tutanakta da var. Hakaret ediyor. O da dönüyor size iade ediyorum diyor. Sonra havada uçuşan laflardan ortamı geriyor 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 kavga çıkarıyor. Şimdi biz tabi bunu içeride de izah ettik. Kendisi de meclis başkan vekili tarafından çağrılarak uyarıldı. Sonra tutanak altında da iş düzüğün ilgili ceza maddelerini bunu çiğneyen kim olursa bakan da olsa uygulayacağım dedi meclis başkan vekili. Çünkü bu konuda hassasiyet gösterdik devam ediyoruz. Nereye varacak bilmiyorum. Ama mesele şu. Sorulan sorulara verecek cevabı olmayan. 10 bin dolar olan siyasetçiyi kendi MKYK üyesine kadar dayanmışken artık konuşamayan. Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağındaki seyahatini bir de o uçağa kesilmiş o faturayı o faturayı da çalışacağız şimdi. Çok önemli gelişmeler de olacak orada. Bunun yanında Sezgin Baran Korkmaz'ın çağrılıp kardeşim sen kaç demesini o kaç demesini tek başına yapmadığını devletin en üstünden en altına kadar organize olduğunu söylemesini izah edemeyen birisi. Bir de tabii bugün konuşmacılar arasında bu kadar hep yani ben 10 yıldır buradayım birçok arkadaşım benden daha kıdemli parlamento muhabirleri AK Parti grubunda biri olacak iktidar grubunda. Kaymakamlık yapmış. Aksaray Valiliği yapmış. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yapmış. Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış. Bir milletvekilim olacak. İç işleri bütçesinde konuşturmayacağım. Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinde konuşturmayacağım. Selami Altınok nerede? Neden konuşmaz? Süleyman Soylu çünkü onu kendini kurtarmak için Sedat Peker'e koruma verenlerin e, ee, imzalarını sızdırarken FETÖ'cülük iması yapmıştı. Ya Allah'tan kork. AK Parti grubunda bana bir, bir cevap hakkı ver. Bir isim söyleyeceksin. FETÖ ile irtibatı işi olmaz. Ömrü mücadeleyle geçti diyeceksin. AK Parti grubu için diyorum. Selami Altınok cevap. Tek cevap. Sor aileler yarışılıyor da 100 cevabı arıyoruz. 89 popüler cevap çıkar bu. 100 kişiden 89'u böyle der. O selamı altın oka FETÖ'cü dedi. O selamı altın ok bugün salonda yok, konuşmacı listesinde yok. Neden yok? Neden yok? Orada Süleyman Soylu varken o kürsüde selamı altın ok yok. Bu çelişkiyi herkes görüyor. Vicdanı olan herkesin vicdanı kanıyor. AK Parti grubu da bundan rahatsız. Kavga çıkarırsam mecbur beni koruyacaklar. Zevairi kurtarmak için her türlü hakaret, her türlü iftira, Komisyonun ilk dakikasından saldırı, kaşını oynattın, gözünü oynattın. Haydi bakalım. Ortam gerilsin, kavga olsun. Süleyman Bey AK Parti tarafından savunuluyormuş görüntüsü olsun. Ah, ah, ah. Ah. Keşke bu süreçler bir geçse de bugün burada onun çıkardığı o kavgada AK Partililer ne düşünüyor? Bir gerçekten anlatabilseler, söyleyebilseler. Takip edeceğiz. Süleyman Soylu ne kadar çirkinleşebilir? Daha neler yapabilir? Siyasi tarih açısından kayda geçiriyoruz. Dikkatle izliyoruz. Ama tükenmiş bir iktidarın, tükenmiş ve suça batmış bir bakanının bugün daha ne kadar çirkinleşebileceği konusunda haddi hududu tahmin etmekte zorlanıyoruz. Takip edeceğiz. Buyurunuz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı zaten e, Recep Tayyip Erdoğan'la bir eş güdüm içinde. Onun söylediği her söze bir kendi görevin gereğiymiş gibi yaparak bir dini zemin hazırlamaya çalışan, bir açıklama yapmaya çalışan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek üzere konumlanmış bir üst düzey atanmış bürokrat. Bunu dini buna alet ediyor olması son derece çirkin. Stokçuluğun suç stokçuluğun e, elbette günah olması elbette uygun olmaması hatırlatılabilir de Recep Tayyip Erdoğan'ın bu siyasi beyanından bir saat sonra yapınca Diyanet İşleri Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi koltuk değneği siyasi emir eri siyaseten çantacısı her türlü durumda işte arkasını destekleyen bir pozisyonda oluyor. Yani koskoca Diyanet İşleri Başkanlığı makamını bu durumlara düşürmemek gerekir diye düşünüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın buna ihtiyacı varsa varsınlar yapsınlar. Ama memlekette bu kadar açlık, bu kadar yoksulluk varken ve bu memlekette birileri 77 sülalesine yetecek kadar parayı bir yerlerde tutuyor da Hatta bazen o parayı mezara götürüyor da miras diye bırakıyor da birileri kaşık atacak bir tas çorba bulamıyorken Diyanet İşleri Başkanı buna değil de Cumhurbaşkanı'nı gönüllemeye konuşuyorsa yazıklar olsun ona. Ona artık söyleyecek sözü biz bulamıyoruz vatandaşımız söylesin. Birazcık mesela şunu söylesin Diyanet İşleri Başkanı. Komşun açken Tok yatan bizden değildir desin, bunu hatırlatsın. Hepimizin askeri ücretli komşuları var desin. Türkiye'de açlık sınırı bir aile için sizin telaffuz ettiğiniz askeri ücret miktarlarının iki katını geçti desin. Eğer Müslümansanız askeri ücrete ona göre zam yapın desin. Bu kadar işçiyi, emekçiyi süründürmeyin desin. Hesap yapsın bir ailenin karnı kaça doyuyor. Karı koca söylenip de yapılan üç çocuk hesaba katılınca beş kişilik ailenin karnı kaşa doyuyor diye hesaplasın. Dinimize bunun altında asgari ücret vermek caiz değildir desin. Bunun altında emekli maaşı vermek caiz değildir desin. Ülkemizi yönetenlerin emekli maaşını buna göre belirlemesi lazım desin. O zaman ben ona dinin gereğini yapan Diyanet İşleri Başkanı derim. Önünde saygıyla eğilirim. Uçağın uçaktan gelecek teyp çözümünü bekle. Bir saat sonra fetvayı ver. Cumhurbaşkanı'nın söylediği konuda. Vereceği, söyleyeceği, yapacağı değerlendirme konusunda Cumhurbaşkanı'nın izini takip eden bir Diyanet İşleri Başkanı takip etmesi gereken izi kaybetti demektir teşekkür ediyoruz arkadaşlar iyi çalışmalar